Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Açılmamak üzere kapanmıştı ya. Biliyorsunuz reisi cumhurumuz Erdoğan genelde cümlelerine biz biliriz ya da en iyi biz biliriz diye başlamayı sever. Bu uzun süredir siyasette olmasına, 21 yıldır ülkeyi tek elden yönetmesine ve bunun getirdiği tecrübeye vurgudur aslında. Bu yolla vatandaşta, seçmende güven oluşturmayı, ülkeyi en iyi bilenin yönetmesi gerektiğini düşünenler de benden daha iyi bilen yok fikrini pekiştirmeyi amaçlar. Peki gerçekten de öyle midir? Başta FETÖ meselesi olmak üzere pek çok alanda durumun pek de öyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Son örnekse reisi cumhurumuzun iki gün önce uçağına aldığı bir gruba sarf ettiği cumhurbaşkanı seçiminde %50 artı bir şartını değiştirelim cümlesidir. Bu cümle, başkanlık sistemini getiren anayasanın milletin önüne koyulup onaylanması istendiği dönemde söylenenlerin tam aksidir. O sırada anayasa hukukçusu olmasıyla pek övünen eski meclis başkanı Profesör Mustafa Şentop, İranlı uyuşturucu mafyasıyla ilişkisi tarafından ortaya çıkarılmış olan Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Burhan Kuzu ve sarayın bilimum hukukçuları 50 artı 1'i savunuyorlardı. Mustafa Şentop Beyefendi 50 artı 1 kuralının başkanlık sistemlerinin doğası gereği vazgeçilmez olduğunu katıldığı her programda savunuyordu. Ancak 2019 yılında eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çelik 50 artı 1 kuralının çok zorlayıcı olduğunu, bunun 40 artı 1'e çekilmesi gerektiğini söyledi. Niye 30 artı 1, 35 artı 1 değil de 40 artı 1 olduğunu sormayın muhtemelen o günlerde iktidarın oy oranı o civarda olduğu içindir. Faruk Çelik bunu söyleyince tartışma başladı. AKP oy kaybettiğinin farkında, kendine göre sistem uyarlaması yapmak istiyor söylemiyle iktidar muhalefetin diline düştü. Sonunda bu konuda ahkamı kesmek en üst makama reisi cumhura kaldı. AK Parti korkmaya başladı cümlelerinin yayılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere Cumhurbaşkanı seçilmek için %50 sınırının koyulması rastgele bir tercih değildir. Gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz dedi. Ve bir daha açılmamak üzere kapattığı tartışmayı önceki gün yeniden başlatan da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Belli ki dün söylediklerinin 180 derece tersini halkın önüne getirecektir. Eğer halk bir hata daha yapıp bu değişikliği de kabul ederse olacak olan şudur. Erdoğan'a iki kez daha cumhurbaşkanı olma yolu açılacaktır. Saray hukukçuları çıkıp anayasa değişti, sayı sıfırlandı diye bağırmaya başlayacaklar ve Erdoğan dördüncü ve beşinci kez de aday olabilmenin yolunu bulmuş olacaktır. Oysa anayasayla bu kadar uğraşacaklarına, kaydı hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığını referandumla önümüze getirsinler, hiç olmazsa sonunu anayasanın tam ortasına etmeden çözmüş oluruz. Kola dökerek kaç Nobel alınır? Beni dinlemezler ama bizim arkadaşlara birisi söylerse iyi olur. Coca-Cola dökerek, McDonald's taşlayarak, Starbucks basıp oturanları tartaklayarak Yahudilerle baş edemezsiniz. Olsa olsa komik olursunuz. Eninde sonunda rezil olursunuz. Eğer inandığınızı söylediğiniz veya zannettiğiniz İslam'ı yüceltmek, İslam toplumunun güçlü ve saygın bir hale getirmek istiyorsanız yapmanız gereken öğrenmek, bilgi ve bilimle zenginleşmektir. Bakın size birkaç şey hatırlatayım. Nobel ödüllerini bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Edebiyat ve barış ödülü dışındakiler bilim alanında en büyük katkıyı yapan kişilere verilir. 1901 yılında verilmeye başlanan bu ödüllerin 100 yılı aşan tarihinde %65.4'ünü Hristiyanlar alırken %21.1'ini Yahudi bilim insanları almıştır. %10.5'ini kazananlar ateist ve agnostikler olurken Budistler %1.1'ini, Müslümanlarsa binde 8'ini kazanmıştır edebiyat ve barış dışındaki ödülleri alan Müslüman bilim adamlarının tamamı çalışmalarını batı ülkelerinde sürdüren Müslüman bilim adamlarıdır. Dünya nüfusunun binde ikisini oluşturan Yahudiler Nobel ödüllerinin yüzde yirmi birini alırken dünya nüfusunun yüzde yirmi beşini oluşturan Müslümanlar bu ödüllerin sadece binde sekizini alıyorsa burada bir yanlış yapıyorsunuz demektir ve bu yanlıştan kaynaklanan farkı kola dökerek kapatamazsınız. Gerekli olan bilime, bilgiye, eğitime, eğitimli insana değer, liyakate vermektir. Bilgi zenginlik ve güç demektir. Farkı ancak bilgiyle kapatabilirsiniz. Ama emin olun din bilgisiyle değil. Lafla olmaz Meral Hanım. Meral Akşener daha önce farklı kişilerce detayına girmeden dile getirilmiş bir iddiayı siyasete taşıdı. Oteli olan polis müdürü var. Burada yurtlardan kaçmış öksüz kızlara fuhuş yaptırıyorlar. Aslında dediği şu: Randevu evi çalıştıran polis müdürü var. Var mıdır? Muhtemelen vardır. Her türlü çetenin içinden bir emniyetçi çıkmaya başladığına göre olması kimseyi şaşırtmaz. Aslına bakarsanız böyle şeyler eskiden de olurdu. Benim gençliğimde de bazı genel evlerinin, bazı randevu evlerinin, bazı polis müdürlerine ait olduğu konuşulurdu hep. Mesela Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin yanında rast vardı. Öyle olduğu söylenirdi. Tantan çıkıp da anlatsa keşke onları. Yani uzun lafın kısası bu durum bu döneme has değil. Bu döneme has olan bunun yaygınlaşması ve normalleşmesi. Ülke öylesine kokuşmuş, milletin burnu kokuya öylesine alışmış ki, hukuk okuyan gençler zengin olmak için hakim savcı olmaktan bahseder olmuş. Durum bu değilse bile inanç bu. Vahim olan da zaten bu. Meral Akşener'in bahsettiği konuya dönersek. Böyle muhalefet olmaz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu tipi dedikodu muhalefetidir. Bir şey söylersin, söylediğin doğrudur ama belgesini, bilgisini ortaya koyman gerekir. Koyamazsan, koymazsan güzelim doğru çöp olur. Ahlaksız olanın ekmeğine yağ sürülür. O yüzden Meral Akşener bu iddiasını lafta bırakamaz. Elbette bize isim vermek zorunda değildir ama bu konuyla ilgili olarak bildiği her şeyi yargı ve İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle paylaşmak zorundadır. Aksi takdirde Meral Hanım kaybeder, kerhaneciler kazanır. Ne zaman insan oluruz? Çok bildiğini zannedenin en çok yanılan olduğunu öğrendiğimiz zaman.